Mesela, bana şu üç ala halatta insan bilinir kimliği. Bana şu sınavlar, imtihanlar insanların pakilerini, napakilerden acilet eder. Bizden hem ötüp aladığı için ne kadarsa? Bab deyin takvayız, kuzup yetmezsin indi, bab deyin keyin, kılarsız indi. Öte de, üç kıl adamı yaş göremem. Bana şu üç kıl adamın içinde yine üç tersini köprağı yaş göremem. Allah Teala aytadı, üç kişini yaman göremem. Onların arasında yine üç tersini köprağı yaman göremem. Şimdi balam yaşıp kısa boğulu meyli, bir oldu iyi basayım meyli. Çünkü geyim şükür, Allah'a şükür dedim. Hürmetli bizi körtürgen akeler, ülkeler, apa, singiller. Akemizde üç farzantı var. Bana en küçüğünesi kızalak, iki farzantı, en kette 8 yaşta. Hürmetli cemaat, hiç kaysi hanadanda farzant atamdır, anamdır yığlamasın. Hiç kaysi hanadanda. Bu musibetlerde, bu halatlarını bana biz görüp geliyoruz. Hürmetli cemaat, hiç kaysi farzan otam deb, onam deb yığlamasın. Gelin yaxşı insanlar, her birimiz şimdi videolarga befark olmalı. Ben sizlerden Allah için soranım. Allah için şu videoları görsetiyoruz. Sizler hem Allah için videolar takatıyla. Bugün imkaniyet var. Her birimizde imkaniyet var. Hiç olmazsa videonun takatçıda yardım veriler. Albatta az az toplanıp bu derya bulur degende inşallah kança insanlar kança körse hiç bulmasa 10 somdan 20 somdan toplaydıgan bolsa şu insanda hayatta yaşa parçalıkça siz ben biz sababçı bulamız. Hürmetli cemaat şu videolarga bir fark bulmasan koldan kegençe hiç bulmasa videonun tarkatçıda yok ki duada yardım verirler. Yine bir bar aytaman şu bizi körtürgeller. Albatta Allah sizlerde acilleydi. Allah ve Rasulü'ne iman keltirgen insanlar yine şu videolarda görürdü ve bir fark bulmaydı inşallah. Allah sizlerden razı olsun şu videolarda bir fark bulmaysalar. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu felâ mudille lah ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله عز وجل حالا پاکنه ناپاکتن اجرت دادگان کن بار الله تعالی امتحان سنالار بار انسان دنیا دا حالا گن گپنی گپرسن ازنه فلان چمند دواقسن Ne maksa kısın? Bir gün kelada Allah Ta'ala bu insanın hakikatini elbette açıp verirdi. Bu nesana özünün zimmesi yoyan. Benden de şimdi bir sınav, şeraitli halatları geçirip koyardı ki, şimdi insan özünün içinde neme bar ekenliğini özü bildirip koyardı. Bana şimdi ise sınav deyilirdi. Bana şimdi bir halat kesip koyardı ki, sen kimliğini adamlar görüşerdi. Mesela bir iki son pul masalası ya düşkülesen de, şimdi özünü asıl başarıyan kürsatı koyasın. Geç assalamu aleyküm ve aleyküm assalam illa billah vallahi tallahi çıralı geblar. Şimdi 3-4 çakaya keyen payıda şimdi insan özünü kimliğini kürsatı koyadı. Cahili çıkadı. Bakır çakır kıladı. Çünkü Ömer ibn Hattab raziyallahu anh falancını tanıysam mı de bir adamdan sonra gene de ha o ondak adam bundak adam de mahtap yetedi. Tuhta sen hoşunu boyan mısın o bulan? Ha yok. Seferge çıkan mısın? Yok. Pul muamele kıyan mısın? Yok. Onda cim otur. Sen onu tanımıyorsan dedi. Bana şu üç ala halatta insan bilinir kimliği. Allah Teala dedi. Ve inna kunna le mubtalin. Albatta biz imtihan kıl gözüdürmüz. Demek insan balası var ki o imtihanga düç geledi. Bana şu imtihanlardan onu pakilige ya ki napakilige anı koladı. Estaizu billah. Ahasiben nasu an yutraku an yakulu amanna ve hum la yuftanun. Nima? Adamlar iman keltirdik deb koyuş bilenle şimdi haliye taşlap koyunla devoleş adamı. Yok. Allah Teala dedi. İman keltirdik deyişleri bilen yine imtihan kılınmayan halları da öz haliye taşlap koyuşunu oluyordular mı? Yok.
Ularning ichida haqiqiy iymon egalarini, sodiqlarini, kazzoblarni ajratishlik uchun Alloh albatta sinovga uchratadi. Chunki Alloh taolo pokdan nopokni ajratadi. Bo'ydoq yigit uylanmasdan turib onasiga yaxshi xizmat qiladi, yaxshi muomala qiladi. Onajon deydi, uylansam kelinim sizni xizmatkoringiz bo'ladi deydi. Chiroyli va'dalarni beradi, uylanadi. Vaqt o'tadi. Vaqt o'tgandan keyin ko'rinadi bu balaning kimligi. Xotin birinchi o'ringa chiqib qoladimi yoki ona qoladimi o'zini o'rnida? Ha, o'sha xotiniga moyil bo'lib, onasini injiqligini ko'tara olmasdan, xotini gapiga kirib, onasini dilini ortishni boshlagan paytda aytamiz. Ha, o'g'il bola, qani avvalgi gaplaringiz? Mana ustingizga sinov keldi, o'ta olmay qoldingiz. Demak, kimligingiz mana shu sinov ko'rsatib berdi. Mana shu sinovlar, imtihonlar insonlarni poklarini nopoklardan ajratadi. Tilla taqinchoqlar bor, probalari bor. Nechchi bo'ladi probalari? 385. Tevratni olmaganmisizlar? 583. Ha? 750, 875, 49. Nima degani bu? 100 gramlik taqinchoq bo'lsa 583 proba degani 58.3 grammi sof tilla, qolgani shu mis, kumush yoki boshqa shunaqa bir metallar. 4.9 degani sof tilla degani. Ana shu tilla taqinchoqni ichidagi sof tillarni ajratishlik uchun o'tga soladi, kislotaga soladi, qaynatadi, kuydiradi, qarabsizki sof tilla qoladi. Ana shu qaynashdan, kuyishdan, sinovdan o'tmagan metallar kuyib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek inson bolasini ham Alloh taolo pokizasini nopokidan ajratishlik uchun imtihon sinovlarga soladi. O'tgani o'tadi, qolgani qoladi. Shuning uchun ro'parangizda turgan odam bir qarasangiz 4-5 ta odam turibdi, bir xilga o'xshab ko'rinaveradi. Lekin shu sinovlarda, imtihonlarda ne bilanadi? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Demak, Alloh taolo sinaydi insonlarni, ularni poklarini nopoklardan ajratishligi uchun. Pokiza yerlar bo'ladi. Pokiza shaharlar bo'ladi. Qanaqa bo'ladi unaqa pokiza shahar? Baldatun toyyibatun. Pokiza shaharning belgisi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Idza kana umara'ukum khiyarukum." Agar oranglarda eng yaxshilaringlar amirlar bo'lsa, amirlaringlar eng yaxshi odamlaringlar bo'lsa, va ag'niyaukum sumahaakum, boylaringlar saxovatli bo'lsa, va umurukum shura baynakum, ishinglar o'zaro maslahat bilan bitadigan bo'lsa, sizlar uchun yerni usti yaxshi deganlar. Demak, pokiza shahar qanaqa shahar bo'lar ekan? Amirlari yaxshi inson bo'lsa, boylari saxovatli bo'lsa, shu shahar egalarini, shu shahar ahlining ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladigan bo'lsa. Demak, pokiza shaharni belgisi mana shu. Pokiza so'zlar bo'ladi, pokiza amallar bo'ladi. Birodarlar, kasbikor ham pokiza bo'ladi. Ya'ni bir tijoratki, u tijorat Alloh belgilagan doirani ichida. Shariat doirasidan tashqariga chiqmaydi. Yana shu ishlar ham bor, shariatga tushmaydi. Do'konda harom ichimliklar, harom matohlar, tungi klublar va hokazolar. Bunaqa yo'l bilan topilgan mol pokiza mol deyilmaydi. Bunaqa topilgan pulni ehsoni ham qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Chunki Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Demak, pokiza shahar, pokiza kasb, pokiza so'z va habis so'z. So'zlar ham pokiza bo'ladi yoki habis bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo mana shu pokiza so'zni misolini shunday keltirdi. Astagfirullah billah. Alam taro kayfa daraballohu matalan kalimatan tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun va faruha fis sama. Alloh yaxshi so'zga qanday misol keltirganini ko'rgin. U so'z xuddi bir asl daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi mahkam o'rnashgan, shoxlari esa osmonda bo'lib, Parvardigorining izni irodasi bilan mudom meva berur.
Demek pakize insan bana şimdi bir darakki okşaydı ki mustahken bir gece alışken şahları Osman geçiyordken. Size etken bir ağız pakize sözüyüz bir insanını tavabaya yürüyüşüge sebep oluşu mümkün. Günahtan tiyilişüge sebep oluşu mümkün. Rabbisiye kaçıge sebep oluşu mümkün. Bana şu kelime en pakize kelime buladı. Çünkü Peygamberimiz dediler bende Allah razı buladığın sözlerden bir sözünü aytadı da parvakı mıydı hali yapıyordu. Koy bu Allah'a yahmıydı bu yapın. Onun gibi buna muamele kıma. Bu ticaretin yakışmaz deyip durup şunu da yapıp koyadı. Allah razı buladığın söz. Lakin şunu da ayet koydu. Ve bana şu yapı bilen Allah Teala bu bandanın derecesini kötürüp koyadı. Şimdi habis sözge misal. Ve innel abdala yetekellemu bi kelimeti min sakatillah. Allah'ını narazı kıladığın bir yaptı yapıradı. Bu adam parvakı mıydı? Bab deyin ki okursan. Bab deyin de hemen kozaklı bir oku koyarsan. Yani Saratan da ıslık öp getirir olsa, keyin tutup koyarsan, bu Allah'ını narazı kıladığın habis sözüdür. Lakin şunu da öyle ayet koydu. Bizden hem ötüp aladığı için ne kadarsa. Bak deyin takvayız, kozup yetmezsin yani bu deyin, keyin kılarsız yani. Öte de, bana şu yapı bilen, Allah onu şu kelimesi için ne kıladı? Cehennem garavanı kıladı. Çünkü ağzımızdan çıkarken sözü yokuşarı bulaylık, o ya habis söz buladı, ya pak söz buladı. Pakize şehir, pakize amel, pakize kasbikar, pakize söz. Allah Teala hadis-i kudüsü de merhamet kıladı. Uhibbu thalaten ve hubbi thalatin eşed. Üç kıl adamı yaş göremem. Bana şu üç kıl adamın içinde yani üç tersini köprü yaş göremem. Kimler? Uhibbu ta'yi'in. İtaatkarlarını yaş göremem. Ve hubbil işabi ta'yi eşed. Şimdi bana şu itaatkarlarının içindeki yaş yigitler bulsa, yaşlar bulsa köprü yaş göremem. Uhibbul kurama. Sahavatlı insanlarını yaş göremem. Şimdi bana şu sahavatlı insanlarının içinde fakir bulup durup sahavat gösterirken bulsa bunu köprü yaş göremem. Uhibbul mutavadiyin. Kemtar insanlarını yaş göremem. Şimdi kemtar insanlardan köprü kimi yaş göremem? Boy bulup durup kemter bulup insanlarını. Allah Teala dedi, üç kişini yaman köremem. Onların arasında en üçtesini köprü yaman köremem. Asilerini yaman köremem. Asilerin içi de asi kariyeni, aksakalını yaman köremem. Karı bulup durup günahtan tohtamayken adam. Mütekabbirlerini yaman köremem. Yine mütekabbirlerin içinden köprü kimi yaman köredi? Kembeğal bulup durup mütekabbirlerini. Bakıllarını yaman köremen, bakıllarının içi de ise köprak, boylarını yaman köremen. Boy yani bakıl. Ahiretteki, kıyamet günüdeki pakize nasıllar? Ve mesakine tayyibetin fi cenneti adın. Ve abadi cennetlerdeki pakize maskenlerdeki kirütede Allah Teala. Bana Allah Teala'nın zatı pak. İsim sıfatları pak, fiilleri pak. Allahu la ilahe illahu lehul esma'ul husna. Allah'tan özge ilah yok, onun güzel isimleri var. Allah Teala yaratışı da pak, isim sıfatı da pak, zatı da pak. Bana yanda at-tayyib, pak kelimesinin sözünün manalarından. İnna Allah'a tayyibun. Elbette Allah Teala pakdır. Yani mukaddes, kuddustur. Ayb-ı nuhsanlardan, kemçililerden hali. Allah Teala'nı yakkeleyirgen muvahidlerinin hayatı pakize buladı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen çin ihlaslı, takvali muminin hayatı pak buladı. Pak hayat degen de ki biz fakat gene şu dünyavi maişatı keng, kolada dünyası katta, sağlam, dünyada bir anda bir muamması yok adamı düşünmeyelik. İnsan kembeğal bulup durduğundan pak hayat geçirişi mümkün. İnsan kolu kelte bulup durduğundan pak hayat geçirişi mümkün. Ve aksinçe dünyanın hemen kolaylıları özünü kolu da bulup durduğundan napak gün geçirirkenler buladı. Allah Teala ayet edip Estağfirullah Mena amile salihem min zekerin ev unthe ve huve mu'minun felenuhiyyennehu hayatan tayyibe. Karin de ayette acibliğine. Erkek mi, ya ayol mi, kimde kim, mumun bugün halı da bir an yakşı amel kısa,
Mo'min va solih amal qiladi. Mo'min va solih amal qiladi. Nima bor bunga? Bas unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Sizning hayotingiz pokiza bo'lishi uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Haqiqiy iymon va solih amal. Haqiqiy iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, Robbi subhanahu va taolo sizning hayotingizni qani hayot deyapti? Sizning hayotingizni pokiza hayot deyapti. Lekin taassuf bizga g'arbdan, sharqdan kelib qolgan, dinimizga umuman teskari bo'lgan tushunchalar kallalarimizni egallab qolgan. Kim zo'r yashayapti? Boy zo'r yashayapti. Kim yomon yashayapti? Kambag'al yomon yashayapti. Shunaqa da to'g'rimi? Bizi bu eshitgan ma'ruzalarimiz, o'qigan ilmlarimiz, birodarlar, shu ikkita narsamizni tuzatish kerak. O'lchov tushunchalarimizni, hayotga qarayotgandagi tasavvurlarimizni, o'lchovlarimizni tuzatib olsak, biz mo'minligimiz uchun, solih amalimiz borligi uchun hammamizning hayotimiz zo'r. Faqat qaysi tomonga qarashni bilmayapmiz-da. Pokiza hayotning sharti ikkita bo'ldi. Iymon, solih amal. İmanınız qanchalar kuchli bo'lsa, hayotingiz shunga yarasha pok bo'ladi. Solih amallaringiz qancha ko'p bo'lsa, hayotingizning pokizaligi shunga yarasha bo'ladi. Dunyoga bog'liq bo'lmaydi. Alloh taolaning go'zal ismlaridan At-Toyyib. Zakoti berilgan mol pokiza bo'ladi. Mana zakot degan ibodat bor, birodarlar. Zakot degan so'z bitta ma'nosi poklanish, bittasi unib o'sish. Qarang-da, sizni topayotgan pulingizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ikkita so'z. Unib o'sish va poklanish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha lam yafrid az-zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum." Mana nima uchun zakot farz qilindi? Payg'ambarimiz aytayaptilar: "Albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashlik uchungina zakotni farz qildi." Zakotdan maqsad nima ekan? Poklash ekan. Zakot ado qilingan mol poklanadi, barakali bo'ladi, uni bo'sadi. Alloh uni saqlaydi, talofatdan asraydi. Tushunarlimi? Qarab tursangiz, bir odam lopati boyib ketdi, 5 yilda, 6 yilda birdaniga ko'rinib ketdi. Keyin birdan yo'q bo'lib ketdi. Surishtirib qarang-da. Bu musibatmi? Musibat. Alloh taolay aytgan: "Ma asobakum min musiba." Nima musibat yetsa, pulni ketishi ham musibatda, to'g'rimi? Bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, deyapti. Yaxshilab surishtirib qarasa, shu odam puldan ajrashishiga sabablari bor. Yo haromdan boshlagan, yo harom tijorat qilgan, yoki halol topgan bo'lsa ham zakot sadaqasini bermagan. Hadisda aytilyapti-ku, Alloh sizlarni pulingizni poklashligi uchun, asrashligi uchun, deyapti. Zakotni farz qildi. Eskidan ota bobosi boy bo'lib kelgan odamlarni qarasanglar, zakotni doim berib kelganda. Tushunarlimi? Zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Zakoti berilgan pulni Alloh saqlaydi, talofatdan asraydi. Shuning uchun zakotni birodarlar berishga haris bo'laylik. Xo'p. Ba'zida zakot so'rab shunaqa bir masalalardan kelib qoladi. Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Ha, bermaysiz deyishingizni xohlaydi, birodar. Siz teskari yondoshing bu ishga. Mana qilsam ham beramanmi? Unga ekan qarzlarga qana qilamiz? Unga ham beraveramiz. Bir ukamiz aytuvdi, shu zakot haqida ozgina bir ilmga ega bo'lgandan keyin hisoblab qarasa, do'konidagi ozgina molini zakot yetib qopti nisobi. Beribdi. Keyingil aytyapti: "Zakot bergandan keyin farqini bildim tijoratimda", deyapti. Xullas, zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Xud min amvalihim sadaqatan tutohiruhum. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, sadaqa beriladi, zakot beriladi, mol pokiza bo'ladi. Sadaqa boyni baxillikdan poklaydi, tozalaydi. Baxillik, mumsiklik qalbdagi kasalliklardan bo'ladi, birodarlar. Qorason kasali insonni jasadini halok qilgandek, baxillik ham insonni qalbini halok qiladi. Hayotda eng katta pushaymonga uchragan odam kim bilasizmi?
boy holida o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Eng pushaymoni katta bo'lgan odam kim? Boy holda o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Bunaqa baxil odam puli ko'p, kambag'alda qay yashaydi? Birovga bermaydi, foydasi tegmaydi. Agar bunaqa odam kasal bo'lib qolsa-chi, doktor kelib, kasalingiz og'ir emas, shuna narsa emas desa, yonidagilarga yoqmaydi bunaqa diagnoz. Chunki pul uni qo'lda turibdi-da o'lganda qolardi bularga. Aksincha saxovatli odam kasal bo'lib og'rib qolsa, odamlar duo qiladi haqiga. Bunaqa odam uzoq yashash kerak. Shuning uchun birodarlar, zakot boylikni, ya'ni zakot degan, sadaqa degan ibodat boyni qalbini baxillikdan poklaydi. Faqirlarni esa qalbini gina-kuduratdan, hasaddan poklaydi. Demek zakot sadaqa boyni ham poklayapti. Kimi? Kambag'alni ham poklayapti. Zakot sadaqa qo'lingizdagi dunyoingizda boshqa odamlarning haqqini qop ketishdan saqlaydi. Chunki birodar, o'g'irlangan tosh bilan solingan uy bir kun vayron bo'ladi. O'g'irlangan nohaq mol bilan qurilgan uy unda barakot, xotirjamlik bo'lmaydi. Albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashini uchungina zakotni farz qildi. Alloh pokizot, sen ham mana shu poklikdan o'zingga ulush olishing kerak. Bu Asmaul Husna darslarimizda maqsad shu. Alloh taolaning Ar-Rahim ekanligini eshitdingizmi? Rahimli bo'ling. Alloh taoloning Al-Jawad, saxovatli ekanligini eshitdingizmi? Ulush oling, sahiy bo'ling. Alloh taoloning G'afur, kechiruvchi ekanligini eshitdingizmi? G'afur sifatidan o'ziga ulush oling, nasib oling. Bu darslarda maqsad shu. Robbimiz shunaqa sifatlari bor ekan, shu sifatlardan men o'zimni bezayman, o'zimni ziynatlayman deb niyat qiling. Alloh taolo ato qilsa dahshatga solib qo'yadi, agar olib qo'ysa ham dahshatga solib qo'yadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man tasaddaqa bi adli tamrin." Kim yarimta xurmo sadaqa qilsa, yoki bitta xurmo sadaqa qilsa, min kasbin toyibin, pokiza kasbidan. Shart shu. Sadaqa qildingiz, ozmi ko'pmi muhim emas, qildingiz, faqat bitta sharti pokiza bo'lsin bu topgan pulingiz. Nima bo'ladi? Wala yaqbalullohu illa toyiban. Alloh faqat pokiza narsani qabul qiladi. Va innalloha yataqabbaluha bi yaminihi. Alloh taolo uni o'ng qo'li bilan qabul qiladi. Summa yurabbiha. So'ngra uni nima qiladi? So'ngra sizlardan biringizni o'zining toychog'ini tarbiyalagandek, uning egasiga tog'dek bo'lgunicha tarbiyalab ko'paytirib beradi. Toychog'ni olib tarbiyalab katta ot qilasizmi? Halol puldan sarflagan ozgina ihsoningizni Alloh taolo qabul qiladi, tog'dek katta etib beradi. Faqat nimadan bo'lsin bu pul? Pokiza bo'lsin. Ya'ni hech kim o'zini qilayotgan ishini nopok demaydi, bilasizmi? Hamma o'zini qilayotgan tijoratini pok deb biladi. Lekin yaxshilab surishtirib qarasa, o'zini sohasida pok ish qilyaptimi, nopok ish qilyaptimi o'zi biladi. Masalan, hunar egasi bo'lsa, ovqat qilayotgan bo'lsa, o'sha qilayotgan ovqatiga hamma narsa normada solyaptimi? Yoki ustalar, adelchilar, svarchilar, qo'yingki ustalar, o'zingizning ishingizni qayta kamchilik, qayta tekiz olyapti, bilasiz-da. Sizga kamissiyani keragi yo'q. To'g'rimi? Yoshlar bilmaysizlar, kattalar biladi buni. Falon pulli qimmat shokolad qanti taroziga qo'yayotganda qog'ozni qattaroq o'rardi. Taroziga qo'yibdi, keyin qanti tortardi. Bilmaysizlar-a buni sizlar. Qareylarda nima bo'ldi shular oxiri? Biz-chi inson zoti shoshqaloqimizda 5 yil, 10 yil zo'r yashaganini ko'ryapmiz. Zo'r mashina, zo'r imorat, kayf, safo, huzur, halovat. Oxirgi seriyasini ham qarab qo'ylar, serialni. Siz 30-35 seriyasini ko'ryapsiz, zo'r. 70 seriyada bu kino, bu odamda hayoti. 70 seriyasini qarayanda nima bo'ldi oxiri? Tillarda doston bo'lib ketdi odamlar. O'sha qalbi bilan tirikchilik qilgan odamlar. Lekin esdan chiqarib qo'yaveramiz-da, birodarlar. Agar mabodo kimdir shunaqa tirikchiligi bo'lib, shunaqa ishlarni qilgan bo'lsa, istig'forati tavba qilib qolsin.
Öşe haramdan topgan pulları bulsa sadaka kılıp tarikat varsın. Ta ki kıyamet yetkisi yükümesin. Makul mu? Maksatçı boy yaşaşmaz yiğitler. Maksat puldar bulup zor kalıyor. Maksat bulmaz. Maksat Allah'ın razılığı. Sen maksatını Allah'ın razılığı deyip yaşayın da o seni tekken dünya şimdi okkeli oradı. Çünkü Allah bir işte başlayın da dahşat kesip koyadı. Şimdi ap koyuştu halı sen dahşat kesip koyadı. Ey müminler, sizlerge alamlı azaptan nacat verirken bir ticaretini kürseteyim mi deyip Allah da Allah. Öşe ticaret bana budur. Allah ve onun peygamberine iman kilitirasılar. Allah yolunda mal ve canlarınız bilen cihat kılasılar. Mana şu, eğer bilsenizler, özleriniz için en yakışıdır. Çünkü buradalar, işlerde akıbeti yıkaraladı. Yaşlıgında vergin mehnetini, karıganda vergin rahatını. İnsan dünyada ne kadar yaşayan olsa, öleyken de şuna sende öledi. Bir buradarımız, iman buradarımız, mahallesi de, ucu ihtizar halatı da yatken adam mı? Aldı yekiredi, yasını okuyun deydi. Yasını okuyapan deydi, hali adam yatıp közü yumuk deydi. Yasını okuyapan, çöntekini kevle, meh, al, meh, al, meh, al. Men yasını okuyapan, ölüşki arapasta, ölüş arapasta turgan adam işi şu deydi. Sonra mı İslam'ın mı işkiyen bu adam? Kımarvaz bugün. Körün, nemanı üstte yaşayan bu şunun üstte öldü. Şu bunu ölüp gitti diye yaptı. Bittasını kop kora bıp gitken yine etkendi şu ağaynımız. Kömürde kora yıp getirdi diydi. Ara kuradı. Tümme arağı çağırdı. Çünkü buradalar pakize hayat iki tane sebeple buladı. Hakiki iman bilen, salih amel bilen. Tavba kılgen itaatli gibi bende pakize buladı. Yani bir nasıl? Sen bende Allah bilen kelişi olsun. Tavba kısın, ikbal kısın, onu emrinde tatbik kısın, kaytarken işlerden kaytıp, büyürülgelerini bacarsın, elbette pak insan bulasın. Kıyamet buldu, hesap kitap tügedi, cennetiyle cennetke karab op getirini yaptı. Estağfirullah. Vasiqa allazine attaqav rabbahum ilal cenneti zumara, hatta idha ca'uha ve futihat abwabuha, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم pokiza bo'ldinglar pok bo'ldinglar parvardigorlardan qo'rqgan zotlar esa top top holda jannatga haydaladilar to qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida va uning qo'riqchilari farishtalar sizlarga tinchlik omonlik bo'lsin pokiza bo'ldinglar xush kelibsizlar deydi. Kimler gayet yaptı bunu? Pakize boyan insanlar ya. İmanı var, salih amalı var, pakize insanlar ya. Seni Allah'da tanıganligin, itaatı da turganligin, ikbal kıganligin, salih amelların neticesi de senin pak buldun. Bana farişteler senge, pak buldular, kuş gibisiler deyiler. Tibutum fadhuluha halidin. Sizler pakize ediler, şimdi bu cennetke abadi halde kiriyler. Buralar Allah hakkı dedi ki, yakşı gümanda, yakşı oyda buluşu yine mükafatı cennet buladı. Allah da Allah dedi, وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah da Allah'ın güzel isimleri var, bas Allah'a ana şu güzel isimleri bilen dua kılıyorlar. Bana dua kılıyorlar degen sözü görüp çıkarmış. Birinci manası, faraz kılın, İşleriniz ağır, tırışçılığınız kıyım olup gitti, karz gibi atıp gittiniz. Koyun ki, maişetiniz tırışçılığınız ağırlaşıp gitti. Bu kadırdan ağayınız bu aradı, anca olup gitti. O bulan muamele akıma geliniz ya, onu haladan havarız yok. Bir sorap soruşturursanız, olup gitti bizi tırla. İşleri yürüyüşü boy badalıp olup gitti. Şimdi, o adam, ışık koluda dünyası boğma geldi, açık sahavatlı adamıdır. Kolu açık, sahavatlı adamıydı. Şimdi o hakkında iki de malumat gibi olduyuz. Bayıp getirdi ve sahavatlıydı. O adam hakkında topken iki de malumatıyız. Şu adam da algı varıp yardım soruşlu gizgi ündeydi. Çünkü bay ve sahavatlıydı. Eğer şunu bilmeseyiz, tanımasayız, baramadıyız,
Bormasdingiz. Endi siz Robbingizni tanishsizmi? Robbingiz rahmati, avfi, sizga bo'lgan muhabbati, hikmatidan xabaringiz bormi? Allohning go'zal ismlaridan, oliy sifatlaridan xabaringiz bormi? Agar xabaringiz bo'lsa, Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmaysiz. Allohdan boshqaga dardingizni aytmaysiz. Odamlardan behojat bo'lasiz. Endi siz Allohni tanay olmayotganingiz uchun Allohga suyana olmayapsiz, Allohdan talab darajasini so'ra olmayapsiz. Bir olim Masjidul Haramda turar ekan, o'sha davrning xalifalaridan biri ko'rib, unga bir izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lib, hojatlaringiz bo'lsa menga ayting dedi. Haramda turibdi, olimdan xalifa so'rayapti. Hojatsiz bo'lsa aytasizmi menga? Olim bu xalifaga qarab turib, vallohi Allohning uyida turib undan boshqasiga hojatim aytgani hayo qilaman deyapti. Tushunyapsizmi? Allohni tanidida bu olim. Naq va'da berib turgan xalifa turibdi, Robbisini uyida turibdi. Qaysinisini tanlayapti? Biz qaysinisini tanlaymiz? Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, albatta sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, senda har qancha xatolar bor bo'lsa ham mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sening gunohlaring osmonga yetib qolsa, so'ng menga istig'for etsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sen mening huzurimga yer qobig'i to'la xatolar bilan kelsang-u, lekin menga biror narsani shirk keltirmagan holda kelgan bo'lsang, seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firatim bilan kelaman." Biz shunaqa Robbimizni taniymizmi? Shunday sifatlardan xabarimiz bormi? Agar tanisak, bilsak, bizning qalblarimiz pokiza bo'lmay iloji yo'q. Allohni o'ziga yana yolvoramiz. Har bir narsani Allohdan so'raymiz. Birodarlar, tuz tugab qoldimi uyda? Allohdan so'rang. Oyoq kiyimingizni ipi uzilib ketdimi? Allohdan so'rang. Yolg'iz Allohdan so'rang, chunki so'rashni o'zi nima? Ibodat. Allohni tanisang, ism sifatlarini bilsang, yolg'iz o'ziga bog'lanasan, yolg'iz o'ziga umid qilasan, shunda pokiza bo'ladi qalbing. Shunda izzat nafsing baland bo'ladi, qadring baland bo'ladi. Biroq qo'rqsa qo'rqmaysan, biroq va'da bersa xursand bo'lib ketmaysan, biroq tushkunlikni tushirmoqchi bo'lsa qo'rqib bo'lib ketmaysan. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Robbisini tanigan odamgina Allohga suyanishni biladi. Robbisini ism sifatlarini bilgan odamgina Allohga haqiqiy tavakkal qila oladi. Endi haqiqiy tavakkal qilgan bandan Alloh hech qachon qo'rqib qo'ymaydi. Bizni mana shu hayotda bo'layotgan muammolarimizdan bitta bir noziga aytildi shu darsda. Nima u muammo desa, o'zimizga o'xshagan odamga suyanib qo'yamiz ekan. O'zimizga o'xshagan odamga ishonib qo'yamiz ekan, shuning uchun tavakkulimiz o'tmay qo'yar ekan. Allohga bo'lgan iymoning bilan o'zingni aziz bilgan holingda, Allohning oldida o'zingni hokislab tutgan holingda so'ra, taqdiringdagi noshchasi bo'lmaydi. Mo'min kishi o'zini xor qilishi mumkin emas. Chunki mo'minning sharafi qiyomul layl bilan, mo'minning azizligi odamlardan behojatligi bilan. Sen nima uchun azizsan? Nima uchun sen ikkiyuzlamachilik qilmaysan? Chunki Allohni taniysan. Sen nimaga o'zingni xor qilib qo'ymaysan? Chunki sen Allohni taniysan. Shuning uchun birodar, o'zingdan so'ra. Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi? Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for aytasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustingga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa, sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. Biro ikki oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismni generali. Endi serjant unga do'q bo'lib qilyapti, qo'rqityapti.
Endi shu bola o'tirib olib yig'lab, xavotirga tushdi-yu aqldanmi? Agar qo'rqib xavotirlar ekan bo'lsa, bitta serjantda, demak otasini tanimas ekan kimligini. Chunki harbiy qismni kattasi kim edi? Shu generalmi, shuni otasimi edi? Demak otasini tanimabdi bu odam. Seni biroq qo'rqsa qo'rqma. Biroq va'da bersa ishonvorma. Biroq tushkunlikka tushsa qo'rqib ketma. Chunki bu olam kim qo'lida? Allohni tanigan odam birodan qo'rqmaydi, birodan umid qilmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'lyapti? Qo'rqmang birodar, xotirjam bo'ling. Dada, tuya bir tanga bo'pti, bitta tilla tangaga tuya berar ekan desa, balam qani shu tanga deyapti. Yo'q-da. Oradan bir yil o'tdi, dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti desa, mana tanga o'lim deyapti. Ya'ni bir yildan keyin tuya minish yozilgan, 1000 tanga bo'lsa ham minasiz. Bir yil yo'qmi minishingiz? Minmaysiz. Ma'qulmi? Kim aytgani bo'ladi? Hasan Basridan so'rashdi. Bunqa bir martaba maqomga qanday erishdingiz? Ikkita narsa bilan deb javob berdi Hasan Basriy. Odamlarning dunyolaridan behojat bo'ldim, odamlar mening ilmimga muhtoj bo'lishdi. Basra ahlidan so'rashdi. Shaharlardagi eng boy odam kim? Hasan deyishdi Al-Basriy rahimahulloh. Nimasi bilan boy deganida, uning ilmiga hamma muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emas dedi. Uni azizligi iymoni bilan. Birodarlar, oxir zamonga kelib amirlar, mansabdorlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmay qo'yishadi. Vaholanki ana shu amirlar olimlardagi bu ilmga muhtoj edi. Shu bilan birodarlar, millatlar, xalqlar, ummatlar tubanlikka yuz tutadi. Abbosiylarning ulug' xalifalaridan bo'lgan Ja'far al-Mansur. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davridagi xalifalardan. Xalifa Abu Hanifaga aytibdi: "Bizni ziyorat qiling, huzurimizga tashrif buyuring." Imom nima deb javob berdi? "Nima uchun sizlarni ziyorat qilishim kerak? Sizlarda meni hojatim yo'q. Sizlarda faqat sizlarda ehtiyoj bo'lgan odamlar ziyorat qilishadi. Agar siz menga ikrom ko'rsatsangiz, meni fitnaga solib qo'ygan bo'lasiz. Agar oldingizga borganimda meni o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, meni xorlagan bo'lasiz" dedi. Avvalgi davrda amirlarni, sultonlarni eshigining tagiga bormagan olimlar uchunchi aziz bo'lgan. Uchunchi gapi o'tgan. Keyingi davrlarda bu narsalar ozayib ketdi, shuning uchun olimlarni ilmini haybati pasayib ketdi. Shuning uchun Allohga muhtoj bo'l birodar. Agar Allohni taniydigan bo'lsang, hech kimdan qo'rqmaysan. Hud alayhissalom qavmi tahdid qilishganda nima dedi? Fakiduni jami'an. Men da'vat yetkizdim, Allohga tavakkal qildim, endi qo'linglardan kelgan ishni qilinglar. Hud alayhissalomning azizligi Robbisiga bo'lgan iymoni bilan, tavakkul bilan edi. Alloh taologa duo qilinglarning ikkinchi ma'nosi. Hadiya har qanday odamni qalbiga yo'l ochadi. Rasululloh aytganlar: "Tahaddu tahabbu." Hadiya vasila, hadiya vosita. Alloh taoloning ismlaridan o'zingga ulush olib, o'zingni Allohni rozi qiladigan huquq bilan zinetlaydigan bo'lsang, Alloh taolo seni albatta mukofotlaydi. Rasululloh aytadilar: "Rahimli insonlarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondagi zot rahim qiladi." Rahimli bo'ling. Hadiya qiling rahimni, Alloh tomonidan hadiya olasiz. Alloh taolo latif, muloyim bo'lgan zot. Latiflikni, muloyimlikni hadiya qiling odamlarga, Alloh tomonidan mana shu latiflikni olasiz. Alloh taolo adolatli zot. Odamlarga adolatni hadiya qiling, Alloh tomonidan adolatni olasiz. Agar biz Allohni tanisak, duo qilamiz. Duo qilsak, ijobat qilishdan umid qilamiz. Umid qilsak, Allohga yaqin bo'lamiz. Demak, ikkinchi ma'nosi shu. Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'zimizga ulush nasib olishligimiz kerak. Alloh taoloning pok, at-toyib ismini dars qilyapmiz. Pokiza ayol bo'ladi. Bu Alloh taoloning katta marhamati. Rasululloh aytganlar: "Dunyo o'zi matoh. Dunyo o'zi matoh, lekin shu matohning ichidagi eng afzali solih ayol" degan. Pokiza taom. Pokiza taom qimmat bo'lganligi uchun, tansiq antiqa taom bo'lganligi uchun emas pokiza. U pokiza pul bilan, halol kasb bilan topilganligi uchun pokiza.
Ey Sa'd, luqmingizni pok qiling, duoingiz mustajob bandalardan bo'lasiz. Birodarlar, hammamiz imkoniyatimizda bor bu narsa. Qilayotgan kasb-karimiz, tijoratimiz pok bo'lsa, Robbimiz pok zot. Poklikni yaxshi ko'radi. Bunaqa odamni qilgan duosi ijobat. Pok uy. Qanaqa bo'ladi pok uy? Gunoh ma'siyatlarga yo'l yo'q bu uyga. Eshigi yopiq. Alloh norozi bo'ladigan ishlar yo'q. Bu uyda haromiyatlar bo'lmaydi. Pok do'st. Pok do'st qanaqa bo'ladi? Seni savobli ishlarni qilishingga doim ko'mak beradi. Munkardan qaytaradi, yaxshilikka buyuradi. Biz birodarlar fitnalar davrida yashayapmiz. Robbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru. Parvardigor bizlarni mana shu kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Musulmon odam kofirlar tomonidan keladigan fitnaga aldanuvchi bo'lish kerak emas. Aksincha shu kofirlarni fitnaga uchratish kerak. Bu nima degani? Bu nima degani? Qana qilib uni fitnaga uchratasan? Sen kalima keltirgan musulmonsan. O'zingni musulmonlikni da'vo qilyapsan. Ammo hayoting diningga muvofiq emas. Shariat doirasidan chiqib ketgansan. Ishingga vijdon yondashmaysan, eplamachsan, va'dangda turmaysan, yolg'on gapirasan. Buni ko'rgan kofir nima deydi? Nima deydi? Men haqman deydi. Mana shu ishlarni men qilmayman deydi. Va'dasida turadi u. Ishini professionalni bajaradi. Ahdiga vafo qiladi. Sen qilmayapsan deydi-da, siz diningizga amal qilmaganligi uchun sizni diningizda fitnaga sop qo'yadi. Shuning uchun sizlar musulmonlar orqali qolib ketdinglar deydi. Agar unaqa bo'lmaganinglarda peshqadam bo'lardinglar deydi. Shu bilan iymoni zaif bo'lgan, dinini yaxshi bilmagan odamni ular fitnaga sop qo'yadi. Shuning uchun o'zingiz diningizga amal qilmasdan turib, uni tutgan yo'lini noto'g'ri ekanligini qarab berishingiz mumkin. Alloh azza va jalla toyib, pokiza bo'lgan zot. Innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba. Alloh azza va jalla pok zot faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Albatta Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurdi. Alloh azza va jallaning At-Toyib ismidan o'zimizga ulush nasib olib, qilayotgan ishlarimiz, gapirayotgan so'zlarimiz hammasini pokiza bo'lishligini Alloh taolodan tavfiqini so'rab qolamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا